gazeteciler, muhabirler, kameramanlar, kısacası toplumun bilgilendirenler, güncel olarak memlekette neler oluyor, dünyada neler oluyor, bunu en hızlı, mümkünse en doğru şekilde aktaran sizlerin hakkını, hukukunu korumak sadece çalıştığımız basın kuruluşlarının, medya kuruluşlarının görevi değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin de görevidir. O bakımdan hak ve hukuklarımızın hem korunması hem de ileriye taşınması bakımından biz hükümet olarak son 15 yılda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bir Cumhurbaşkanımız en başta milletimizi meydanlara davet ederek bu alçak girişime karşı durmaya davet etmiş. Ama o gece hükümetimizin kararlı duruşu yanı sıra yargı mensuplarımız, savcılarımız, vatanını, milletini, bayrağını seven polis, jandarma, asker, tabii ki en önemlisi de medya ve basın kuruluşları. O gece medya ve basın kuruluşları herhangi bir telkin almadan, herhangi bir yönlendirme ve baskıya tabi olmadan memleketin geleceği, demokrasi, bağımsızlığı yönünde adeta durumdan vazife çıkararak bu alçak girişime karşı vatandaşı cesaretlendirmiş ve bu darbenin bastırılmasında çok önemli bir görev ifa etmiştir. Bu çalışmada siz varsınız. En büyük emek sizlerindir, basın emekçilerindir. O gece tehlike, can korkusu diye bir şey düşünmeden gece boyunca devam eden 16 Temmuz'da da bu faaliyetlerimizi sürdürdünüz. Bizimle yakın çalışma içinde olmaya devam ettiniz. Böyle bir gün dolayısıyla bir kez daha sizlere hükümetim adıma, milletim adıma teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber daha güzel bir Türkiye için, daha güzel bir gelecek için milletimizi bilgilendirmeye, doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gününüz kutlu olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Gazeteciler günü resmi tatil olabilir mi? Yok. Olamaz. Gazetecilere tatil diye bir şey yok. Siyasetçilerin ve gazetecilerin tatili olmaz. Bak burada açık söyleyeyim. Bizim de tatilimiz yok. Yani Türkiye'de bir baksan hafta sonları bilmem ne kadar gün ediyor bir yılda? 116 gün. Bizim böyle bir tatilimiz yok, sizin de yok. Bizim yüzümüzden sizin de yok. Onun için biz aynı kaderi paylaşıyoruz bir anlamda. Tatil işini geçelim. Başka... Efendim 10 Ocak size tatil olsun. Yok. Size tatil olursa bize tatil. Ya bir diyoruz ya baştan, tatil yok. Bizim hanım da şikayetçi. Senin tatilin yok mu? Yıllık izinin yok mu? O da benden ara sıra soruyor ama ne yapalım? Yok.